Medine, canım kızım benim. Anneciğim. Babacığım. Ağlamıyorsun değil mi? Yok. Allah nasip ederse bir ay sonra buradayız kızım. Hem bak amcan var, yengen de var. Öyle değil mi? Hem seni de götüreceğiz bir gün. Medine kızım. Efendim. Bizden bir isteğin var mı? Medine'ye gideceksiniz değil mi baba? Gideceğiz tabii. Bir gün okuldan izin alıp seni de götüreceğiz oraya. Peygamberimizi mi ziyaret edeceksiniz? Evet. Zaten onun için gidiyoruz. O zaman oraya gidince Peygamber Efendimiz'e benden de selam götürün, tamam mı? Tamam kızım. Kızım. Medine'm. Hadi gel. Kızım, biz gelene kadar bu gül ağacını sulayacak mısın? Bu güle bakınca kimi hatırlayacaksın? Medine'yi. Medine'de kimi? Peygamber Efendimiz'i. Aferin benim güzel kızım, aferin. İlahimizi söyleyelim mi? Hı hı. Medine'ye varamadım, gül kokusunu alamadım. Ben Resul'e doyamadım. Yaralıyım, yaralıyım, yaralı. Ben Resul'e doyamadım. Yaralıyım, yaralıyım, yaralı. Hadi. Abi, yenge, Medine size emanet. Merak etme sen kardeşim, biz onunla ilgileniriz. Tabii. Sağ ol. Hadi al asmalık. Abi hoşça kal. Yolunuz açık olsun. Canım. Canım kızım. Güle güle yenge. Canım benim, kendine iyi bak. Anneciğim. Güzel kızım. Öyle durup bakacak mısın? Geldi bir işe yarar. Seni niye götürmediler ki sanki? Başıma bela ettiler. Hadi bulaşıkları yıka çabuk. Ne duruyorsun kızım, yürüsene. Ne yapıyorsun kızım, geçsene diyorum, duymadın mı beni? Numara yapma kız. Kalk yerinden. Anne. Kalk. Anneciğim. Babacığım. Ay bir daha alayım. Ay ne yaptım şimdi ben buna? Anne, baba. Anneciğim. Aman babacığım. Bir şey de şu sulu göz yeğenine. Anne. Duydun mu yoksa? Neyi? Peki niye ağlıyor? Aman ne bileyim ben. Ay birden ağlamaya başladı işte. Deli bu kız, yaşlı deli. Medine. Kızım, Medine. Ne oldu? Artık o bizim kızımız. Sen ne diyorsun be? Biz çocuk bakıcısı mıyız? Hanım, bir kaza olmuş. Medine yolunda. Kardeşim ve yengem. İkisi de ölmüş. Ne? Çocuğa malum olduk abi. Anneciğim, babacığım. Anneciğim. Babacığım.
deli. Şimdi ve geçmiş günün karşısına alıyor. Öf başımın belası. Öf. Evde iş güç var. Bizimki bahçede gül kopuyor. Yürü kız içeri, yürü. Kız yürü dedim sana. Bak hiç duyuyor mu ya? Yeter artık. Ben bu kızı baş edemiyorum. Zaten benim çocuğum bana yetiyor. Ne yapacaksan yap, ver bir yere bu çocuğu. Delilerle uğraşamam ben. Öyle de hanım, kolay mı? Annesi babası öleli daha birkaç ay oldu. Öldüyse öldü. Bizim de anamız babamız öldü. Kaç ay oldu hala ağlıyor. Bir çift laf ettiriyor. Öyle saf saf bakıyor. Ya sevaptır be hanım. Yetimdir. Bana ne? Yetimse yetim. Ver bir yere. İstemiyorum ben bu evde. Ya nereye bir? Bizden başka kimsesi yok ki. Medine. Medine. Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Allah Allah. Bu çocuk kim acaba? Bana bir şey mi söylemek istiyor? Çocuğum, kimsin? Ne işin var bu yerde? Annen baban nerede senin? Dur, kaçma. Bekle, bekle. Yavrum niye böyle yapıyorsun? Koşturma bu kadar dedeni. Yoruldun mu? Dur yavrum. Belli ki yolunu kaybettin. Dur. Sana yardım edeyim. Annene babana götüreyim. Oh,
Siz. Buraya bir çocuk girmişti. Onu takip ettim. Onun yüzünü mü güldüreyim? Kimin efendimiz? O çocuk kim? Ahmet Bey, ne oldu? Rüyamda efendimizi gördüm. Bir çocuk beni ona götürdü. Çok memnunum, o da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle yarab, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Hanım, misafirlerimize bir şey ikram etmeyecek misin? Etmez miyim? Gelin çocuklar, gelin. Bunlar Kabe hurması. Alın yavrularım. Alın yiyin. Sen de al bakayım. Al çocuğum sen de. Al yavrum. Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Alın bakalım. Bunlar da sizin. Bunların içinde Kabe resimleri var. Medine'deki peygamberimizin mübarek kabri. Bakın. Teşekkür ederim. Bir şey değil çocuğum, bir şey değil. Rabbim bir defa daha nasip etse de görsem o mübarek beldeyi. Efendimizin ayak bastığı topraklara bir kere daha ayak bassam. Mübarek kabrine bir daha yüz sürsem. Hadi bakalım. Sağ ol teyzeciğim. Bir şey değil çocuklar. Allah'a ısmarladık amca. Güle güle çocuklar. Güle Hadi güle. Bakalım. Her zaman gelin, bekliyoruz. Ne güzel değil mi? Çocuklar neşe veriyor eve. Ne kadar sevimliler. Öyle. Bizim de bir torunumuz olsaydı. Bir tanecik çocuğumuz. Hatice Sultanım, güzel hanımım. Takdire karşı gelinmez. Olmadı işte. Çok istedik. Çok çare aradık. Ama olmadı. Öyle. Hadi hadi, kendine gel. Biliyor musun hanım, Mekke'yi, Medine'yi çok özledim. Geleli 2 ay oldu ama
Hasreti ta içimde. Benim de. Vatanım gibi özledim. Kabe'yi, peygamberimizin gül kabrini. Medine toprağını, havasını, suyunu. Neyse ben dükkana kadar gideyim. Tamam. Selamün aleyküm Suat evladım. Aleyküm selam amca. Arayan soran var mı? Yok, kimse aramadı. Nerelerdesin hacı amca ya? Gözlerimiz seni aradı ya. Ha, sahi seni biri arıyordu. Kim? Cevdet Bey. Senin eski plakçın. Evet. Hacı amca ya. Senin eski kasetleri buldum geçenlerde. Ne oynak şeyler onlar öyle. Hoppala yavrum hoppala. Ali tamam onlar eskide kaldı. Şaka edelim dedik be hacı amca. Vallahi senin yerinde olsam bırakırdım bu kitapçılığı. İşin yoksa kitaplarla uğraş dur. Senin yerinde olsam türkü söyler paraya para demezdim. Tavsiyen için teşekkür ederim. Ben halimden memnunum. Selamün aleyküm hacı amca. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gevşen istiyorum ben. Elbette. Vereyim güzel kızı. Al bakalım seç istediğini. Teşekkür ederim. Hidayet çocuk senin mi? Benim. Allah Allah. Bildiğim kadarıyla sizin çocuğunuz yoktu. Öyle. O zaman? Evlatlık aldım. Geçen sene gittim çocuk esirgeme kurumuna. Müracaat ettim. Söyledim nasıl bir çocuk istediğimi. Şimdi ise resmen evlatlığım oldu. Kanım da öyle ısındı ki. Kendi öz kızım gibi. O kadar da sevimli kerata. Maşallah maşallah. Babacım demiyor mu? İçim eriyor vallahi. Hadi gel. Konuş, konuş bakalım. Hadi konuşsana. Tut, tut, tut da yakala. Tutsana. Yakalasana. Oh, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Koşun, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Söyle, söyle, söylesene. Söyle, hadi ver onu de, söylesene. Hatice Sultan, bak ne diyorum. Hele geç otur yanıma. Sultanım, iki dünyada eşim olasın diye evlendiğim güzel hanımım. 40 sene aynı yastığa baş koyduk. Güller gibi geçindik. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Öf bile demedin. Yalnız bir sıkıntımız var ikimizin de. Bir çocuğumuz olmadı. Bilirim senin için de hicran, benim için de. Aklıma ne geldi bilir misin? Niye çocuğumuz olmasın? Aman hacı, şaka geçme insanla. Hem de bu yaştan sonra tövbe tövbe. Evet, bu yaştan sonra. Bu yaştan sonra bir çocuk. Bir torun. Ne güzel olur değil mi? İyi olmaz mı hiç? Onu parklarda gezdiririm. Okula götürür getiririm. Evet. Ona ilahiler öğretirim. Ya, ya. Sonra onu da alır bir daha hacca gideriz. Aman hacı. Sen de hayal görüyorsun galiba. Bir çocuğumuz olacak. Nasıl yani? Evet. Bir çocuk, bir torun. Yarın çocuk esirgeme kurumuna gidip bir evlatlık alacağız. Ne? İyi olmaz mı?
iyi olur. Olur da. Kız olsun ama. İşte kurumumuzda bulunan çocukların dosyaları. Hepsinin resmi var burada. Sizin dilekçenizde belirttiğiniz ve istediğiniz nitelikteki çocuklar burada. Bakın. Siz de biliyorsunuz ki bir süre sizi ve çocuğu müşahede altına alacağız. Velayetine yapılan incelemeler sonucunda vereceğiz. Tabii müdür hanım. Peki resmi olarak velayetini ne zaman alabiliriz? Mahkeme kararı çıktıktan sonra velayetini alabilirsiniz. Hadi bakalım. Ben görmek istiyorum. Ne güzel çocuk değil mi? Evet o. Çok güzel, evet evet o. İşte bu. Demek Medine Gündüz'ü seçtiniz. Kurumumuzun en mahzun, en sessiz çocuğunu. Bu arada resmi işlemler halledildikten sonra çocuğu alıp götürebilirsiniz. Yapmıştık sadece. Önceden söyleyeyim. Medine çok sessiz biridir. Buraya geldiğinden beri hiç konuşmadı. Değilsiz mi? Hayır değil ama konuşmuyor. Niye konuşmadıysa sanırım yaşadıklarıyla ilgili. 5-6 ay evvel ailesini kaybetmiş. Psikoloğumuz nezaretinde çok uğraştık. Ama yaşadıklarını atlatamadı henüz. Birkaç ay önce amcası teslim etti. Bir daha arayıp sormadılar. Dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Yoo, onu istiyoruz biz. Evet, onu çok sevdik. O zaman konuşturmak size düşüyor. İşte Medine kızımız. Bizi unutmazsın değil mi? Gel. Gel yavrum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Benim adım Hatice. İster bana Hatice anne, ister Hatice teyze, ister Hatice nine de. Ne istersen söyle. Bana da ister Ahmet dede,
İster Ahmet amca, ister Ahmet baba de. Sen ne şirin kızsın. Şuna bakın, dünya güzel. Öyle değil mi hanım? Evet öyle. Bir taneciğim. Güzel Medine. Ne kadar mübarek adın var senin, Medine. İşte güzel Medine, evimiz burası. Nasıl, beğendin mi? Hadi içeri geçelim kızım, hadi. Gel kızım. Gel, gel, çekinme artık. Geç, geç otur, burası senin evin. Otur şöyle. Hadi otur. Valizini de alalım. Ama odanı alacaktım kızım. Peki, sen bilirsin. Açsındır sen. Bir şeyler hazırlayayım ben sana. Medine kızım, ne oldu sana? Yoksa sevmedin mi burayı? Eğer istemiyorsan bizi geri götürelim seni. İstiyor musun? Güzel kızım benim. Medine, hadi gel yemek yiyelim. Hadi gel, gel mutfağa kızım. Medine, bir isteğin var mı kızım? Hadi, hadi yerine yat kızım. Geç oldu. Allah rahatlık versin. İşimiz zor. Yok canım. Zor mu olurmuş? Daha alışamadı. Hele bir alışsın. İçim kaynadı ona. Ne bileyim, sanki kendi öz çocuğum. Ben de öyle. Ah, bir de yüzünü güldürebilseydik. Ah, inşallah. Hadi kızım, gelsene. Geldin geleli bir şey almadın ağzına. Ben güzel kızıma, torunuma süt getirdim. Güzelce içer. Seversin değil mi sütü? Bir de ekmeğine çoko krem sürdük mü? Hadi al bakalım. Hadi ye. Ne yapacağız? Güldüremiyoruz yüzünü. Bilmiyorum. Ben çok sevdim onu. Yoksa gider geri verirdim çocuk esirgeme kurumuna. Bilmem neden çok seviyorum onu. Ben de çok seviyorum. Neyse, ben dükkana kadar gideyim bari. İyi olur ya. Ahmet Bey, bak ne diyeceğim. Onu da al yanına. Biraz gezdir. Açılır çocuk. Doğru söyledin. Parka götüreyim onu. Hadi kızım, çık da kay. İstemiyor musun?
zaman gel, sana balon al. İstediğini seçebilirsin. Bana bir tane balon verir misin? Medine! 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 Kızım Medine! Medine! Böyle yapıyorsun yavrum. Seni çok seviyorum. Çok. Ne yapacağız hanım? Yüzünü nasıl güldüreceğiz? Sabredeceğiz. Öyle. Sen de duydun mu? Neyi? Ağlama sesini. Yo. Allah Allah. Medine. Kızım. Allah Allah. Ses aşağıdan geliyor. Ha. Aman Allah. Ne oluyor bu kıza böyle? Bu çocuğun bir derdi var. Bir şeyler yapalım. Biraz daha bekleyelim. Bir gün elbet konuşacaktır. İçindeki derdi de bize açacaktır. Ah inşallah. Kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım.
yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Medine nerede? İçeride oturuyordu. Çağır da gelsin. Medine kızım, hadi yavrum gel yemek yiyoruz, gel artık. O gelince evin içi şenleniverdi öyle değil mi? Öyle öyle. Bu annem, bu babam. Medine'ye peygamberimizi görmeye gittiler. Gittiler. Sonra gelmediler. Medine'ye varamamışlar. Daha sonra beni de götüreceklerdi. Demek Medine yolunda öldüler. Başın sağ olsun kızım. Allah rahmet eylesin. Kızım, Medine'm. Öldüler. Herkes ölüyor kızım. Bu dünyada ölmeyen mi var? Onlar senin mutlu olmanı ve yüzünün gülmesini isterlerdi. Böyle ağlamanı onlar da istemezlerdi. Hadi sil bakayım gözyaşlarını. Bak ne diyorum güzelim. Oraya gitmek ister misin Medine'ye? Annenin babanın uğruna öldükleri o mübarek beldeyi görmek ister misin? O zaman ninen, sen, ben, üçümüz okullar tatile girince umreye gidelim. Peygamber Efendimiz'i ziyaret edelim. Ne dersin? Dedeciğim. O zaman okuldan takdir getiriyoruz, tamam mı? Tamam. Gel benim güzelim, gel. Bakayım. Bu karne, bu da takdirname. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Torunum takdir almış Ali amcası, takdir. Medine'ye gideceğim değil mi? Elbette kızım. Adın Medine olacak da gitmeyecek misin? Yüz sürmeyecek misin Efendimizin kabrine? Yerini ayırttık bile. Annem babam varamadı. Ben varmak istiyorum. Hadi ninene de haber ver, hazırlanın. Yarın alışverişe çıkalım. Tamam dedeciğim. Hadi. Ne? Çocuğu Arap çöllerine mi götüreceksin? Evet. Oo, sen uçmuşsun vallahi. Bu yumruk kadar çocuk ne anlar Kabe'den, Medine'den ya? Niye anlamasın? Anlar anlar. Ya kendi çocuğun da değil. Niye masrafa giriyorsun o kadar? O benim çocuğum. Halit Ertuğrul'un Kendimi Buldum kitabı var mı? Tabii kızım. Sağ ol. Geç içeri bak. Allah. Oo, Hacı amca. Bakıyorum da senin dükkanda bu sıralar bayan müşteriler çoğalıyor. Neden acaba? Bana bak, lafını bil de ona göre söyle. Aa, tamam be Hacı amca. Ne kızıyorsun? Şaka yaptım. Sana ne benim hacılığımdan ya? Sana ne? Nasıl buldun mu kızım? Hı hı.
Ay. Güzeller güzeli. Ne zaman gideceğiz? Gelecek aya. Yaşasın. Medine'ye gideceğimizi duyalı ne kadar değişti yavrum. Ya. Ne çok seviniyor. Annesine babasına gideceğini sanıyor. Öyle de yapacağız inşallah. Hem annesinin babasının yanına hem de onların varmak istedikleri efendimizin yanına. Onların yerine Medine'mizi Medine'ye anne ve babasının hayaline kavuşturacağız inşallah. İnşallah. Anneciğim, babacığım, geliyorum. Ben de geliyorum. Bana Medine'yi, adımı anlatırdın hani. Peygamberimizin mübarek kabrini. Babacığım, sizi hiç unutmadım. Sözlerinizi hiç unutmadım. Bugüne bakınca kimi hatırlayacaksın? Medine'yi. Medine'de kimi? Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz'i ziyaret edeceğim. Sizin yerinize Efendimiz'e selam götüreceğim. Aa! Medine! Medine! Kızımıza bir şey oldu. Ben hemen taksi çağır. Medine'm ya. Yakınlarını çağırın. Hı hı, tamam hocam. Doktor bey sizi çağırıyor. Buyurun. Buyurun. Aman Allah'ım. Ah güzel yavrum. Evet doktor bey. Bu ilaçları acilen almanız lazım. Ayrıca acilen ameliyat olması lazım. Ameliyat mı? Ameliyat mı? Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Dedesiyim. Şimdi amca torununuzun beyninde bir tümör tespit ettik. Tek çaresi o tümörün alınması. Yalnız ameliyat sonrasında kesin iyileşeceğini garanti edemem. Bu tümörün kötü huylu olma ihtimali yüksek. Ama müspet sonuç alma ihtimali de var. Biz o ihtimal için ameliyatı öneriyoruz. Kurtulma ihtimali nedir doktor bey? Dediğim gibi kesin bir şey söyleyemem. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Kabul ediyor musunuz? Şunu söylemeliyim ki hastane ve ameliyat ücreti sizin karşılayabileceğinizden daha yüksek olabilir. Altından kalkabilir misiniz? Ne diyorsunuz? Yavrumun kurtulması için her şeyi yapın doktor bey. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Peki. O zaman acil ameliyat etmeliyiz. Medine'mizi görebilir miyiz? Tabii. Buyurun.
Dedine. Yavrum. Dedine. Canım yavrum. Yavrum. Bir tanem benim. Şunun haline bak. Medine'm. Güzel kızım benim. Güzel torunum. Sultanım, her şeyde bir hayır vardır. Ah, vardır Ahmet Bey. Onu çok seviyorum. Ben de seviyorum. Seneler sonra hayatımın neşesi oldu. Medine'ye gideceğim diye ne kadar seviliyordu. Allah'ım, onu kurtar Allah'ım. İnşallah, inşallah ya Rabbim. Ne oldu doktor bey? Geçmiş olsun. Ameliyat başarılı geçti. Ama bekleyeceğiz. Hastanız hastanemizde biraz daha gözetim altında kalmalı. Sonucu görmeliyiz. Nasıl durumu? Abi. Uyuyor. İlaçlar çok pahalı. Olsun. Yeter ki kurtulsun kızımız. Yüzü iyice solmuş. Umre'ye gitmiyoruz artık değil mi? Uğradım firmaya. Gidemeyeceğimizi söyledim. İptal ettirdim. Bütün paramı onun için harcadım. Bir haftadır hastanede. Daha ne kadar yatacağı belli değil. Oh, hastanenin günlüğü de çok pahalıymış. Bir de ilaçlar. Ya para yetmezse? Allah büyük. Buluruz bir çare. Medine'ye gitmeyi çok istiyordun. Oraları yeniden görmeyi arzuluyordun. Şimdi çok üzülüyor musun? Yunus ne güzel söylemiş sultanım. İster isen var bin hacca, hepsinden iyisi bir gönüle girmektir. Onun gönlü hac gibi, umre gibidir. Onun sağlığı, tebessümü, mutluluğu. Allah'ım onu bize bağışla. Babacığım. Kızım. Nineciğim. Yavrum. Annem babam gibi ben de gidemeyeceğim değil mi? Öyle şey olur mu kızım? Gideceksin, gideceksin. Siz gidin. Benim için kalmayın. Gidin ne olur. Annemin babamın mezarını da ziyaret edin. Peygamberimizin kabrine selam götürün. Olur mu? Ah yavrum, lütfen öyle konuşma. Biz senin yanından hiç ayrılmayacağız. Bu sene olmazsa gelecek sene gideriz öyle değil mi? Ayrıca sana söz verdim. Sen sözünü tuttun, takdir getirdin bize. Ama ben sözümde daha durmadım. Olsun, gitmesem de olur. Siz benim yerime gidersiniz. Hasan, Medine, Hüsra Hanım. Bu baskı daha pahalı ama kuş eken. Buyurun. Teşekkür ederim. Hastanın durumu nasıl Ahmet amca? İyiye gidiyor mu? İnşallah, inşallah. Sen dükkanı hiç merak etme amca. Ben idare ederim. Suat evladım. Ben dükkanı satmaya karar verdim.
Niye ama? İyiydi her şey. Biliyorum, biliyorum ama Medine'nin tedavi masrafları artıyor. Paraya ihtiyacım var. Onun iyileşmesi için her şeyi yapacağım. Yapmalıyım. Peki o zaman neyle geçineceksiniz? Allah kerim. Geçmiş olsun be hacı amca. Duydum da epey bir üzüldüm. Dükkanı satıyormuş. Ne? Dükkanı mı satıyor? Neden? Yoksa tedavi masrafları. Aklım almıyor vallahi. Elin çocuğu için varınızı yoğunuzu döküyorsunuz. Size ne be canım? Geri verin çocuk esirgeme kurumu. Çürük çocuk verdiniz dersin. Yenisini alırsın. Ali sus. Oğlum Suat, senin patron kafayı yemiş kesin. Çekilsene be adam. Çekil yoldan. Ahmet abi. Tesadüfe bak. Ahmet Erdal. Yıllar sonra böyle karşılaşacağımızı söyleseler inanmazdım. Nasılsın Ahmet abi? İyiyim sağ ol. Hadi binsene. Bir yerde oturur laflarız. İşim var. Başka zaman inşallah. Ah Ahmet abi. Hacı hoca oldun, terk ettin bizi. Olur mu be? İnsan eski dostlarını bırakır mı? Neydi eski günlerimiz? Sen Türkiye'nin en ünlü türkücüsü, ben en ünlü plakçısı. Ne türküler söylerdin be? Milletin kanını kaynatır, hoplatırdın be. Bak, o zaman al şu kartımı, bir gün ziyaretime gel. Oturur eski günlerden konuşuruz. Verdim kartımı, muhakkak gel, beklerim. Belki seni yeniden star yaparım ha? Hadi görüşmek üzere. Gelir birazdan. Buradan ne zaman gideceğiz nineciğim? Sen iyileşir iyileşmez. Ben iyiyim, evimize gidelim. Gideceğiz kızım, gideceğiz. Nineciğim benim yüzümden gidemediniz. Biz sensiz nasıl gideriz kızım? Bir an evvel iyileş, gelecek sene beraber gideriz. Beni çok mu seviyorsunuz? Çok. Niye ama ben sizin... Sen bizim kızımızsın, torunumuzsun, her şeyimizsin yavrum. Dedeciğim. Hoş geldin. Bana o ilahi okur musun dede? Evimize gidince okuyacağım. Ne zaman gideceğiz? Ahmet amca. Suat evladım, nasılsın? Ben iyiyim amca. Yeni bir iş buldum. Geçinip gidiyorum. Asıl sen nasılsın? İyiyim evladım. Medine hala hastanede mi? Öyle. Durumu nasıl? İyileşecek inşallah. Allah size sabır versin teyzem. Zor. Kaç zamandır buradasınız. Yanından ayrılmadınız. Kendi öz çocuğunuz da değil. Bu kadar fedakarlık. Onun öyle güzel bir kalbi var ki kızım. Öyle güzel kalbi. Oraya girebilsek. O bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ahmet amca. Bir dakika gelir misin? Geç amca geç. Açık konuşacağım amca. Bir aydır hastanedesiniz. Ne kadar masraf ettiğinizi biliyorum. Dükkanınızı sattığınızı duydum.
İnanın siz bulunmaz bir insansınız. Evlatlık aldığınız çocuğa varınızı yoğunuzu feda ediyorsunuz. Bir çocuğu yaşatmak için. O bizim kızımız doktor bey. Bak amca. Burada kaldığınız her gün için para ödüyorsunuz. Bunun sonu yok. Yani? Yanisi, burada kalmasıyla evinizde kalması arasında hiçbir fark yok. Çocuğunuza aynı tedaviyi evinizde de uygulayabilirsiniz. Arada bir ben de gelirim, kontrol ederim. Daha açık konuşabilir misiniz doktor bey? Ahmet amca, yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizden geleni yaptık ama olmuyor. Bir ameliyat daha yapsanız. Mümkün değil. Faydası olmaz. Hem ikinci ameliyata bünyesi dayanmaz. Götürün evinize. Son günlerinde mutlu olsun. Son günleri mi? Bir iki ay. Sadece o kadar. Allah size sabır versin. Sadece bir iki ay mı? İlaçlarını düzenli olarak kullanırsanız bu süre 4 aya kadar çıkabilir. İlaçların da çok pahalı olduğunu biliyorsunuz. Çoğu da ağrı kesici iğneler. Onu Medine'ye götürecektim. Annesinin babasının yanına götürecektim. Medine'de Peygamber Efendimiz'i ziyaret edecektik. Siz çok iyi insansınız Ahmet amca. Bundan sonra size düşen onu son günlerinde mutlu etmek. Medine'ye götürmüş gibi mutlu etmek. Güzelim, artık evimize gidiyoruz, evimize. Yaşasın. Nasıl şey bu? İşte evimize geldik. Dedeciğim beni indir, yürümek istiyorum lütfen. Dikkat et, yavaş. Medine! Evimizi çok özledim, çok. Aman Allah. Yo, ben kendim yürümek istiyorum. Odama gideceğim. Ne yapayım? Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Nasıl, beğendin mi odanı? Çok çok.
Seni bu sene Medine'ye götüremedik ama Medine'yi senin odana getirdik. Teşekkür ederim. Dur hele. Al, bu da senin. Bir de bakınca kimi hatırlayacaksın? Medine'yi. Medine'de kimi? Peygamber Efendimiz'i. Aferin benim güzel kızım. Aferin. İlahimizi söyleyelim mi? Dedeciğim bir sözüm vardı. Ne? İlahiyi söyleyecektin. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Toprakları, onun mübarek mezarını görmek istiyorum. Ya da onun toprağından bir avuç toprak istiyorum. Amin. Thank you.
çok özledim. İyileşince ben de geleceğim. Ben de. Ay ne güzel güvercin. Hoş geldin. Sen o güvercin değil misin? Dur sana buğday vereyim. Nineciğim, buğday verir misin? Getiriyorum kızım. Ne getirdin bana? Bunu saklayacağım. İşte buğday getirdim sana. Bak nineciğim, güvercin. Bembeyaz. Ne kadar güzel değil mi? Bana küçük bir hediye getirmiş. Ben de ona buğday vereceğim. Hadi ye. Ye hadi. Bizden mi çekiniyorsun? O zaman gidiyoruz içeri. Hoş geldin Ahmet amca. Hoş bulduk. Ahmet amcamın her zamanki ilaçlarını hazırla. Tamam. Otursana amca. Hastamızın durumu nasıl? İyiye gidiyor mu? İyi, iyi. İlaçların fiyatları düşmüyor mu da? Hükümet öyle bir şeyler söylüyordu da. Bunlar ithal ilaç. Zor bulunur. Maalesef çok pahalı. Ha, peki, ne yapalım? Buyur amca. Şey biraz eksik ama... Sonra versem gerisini. Tabii, önemi yok. Teşekkür ederim. Nineciğim çok acıyor. Ay, ne yapacağım? Nineciğim çok acıyor nineciğim. Ay nerede kaldın? Çocuk duramıyor sanki. Komşu hemşireye haber vereyim de iğnelerini yapsın. Nineciğim. Ah canım. Ah tamam ya. Çok acıyor. Geçecek, hadi geçecek şimdi. Hadi geçecek, hadi geçecek şimdi. Tamam, hadi. Ah. Hadi, geçti. Tamam. Allah razı olsun kızım. Yavrucak akşama kadar uyur artık. Hatice Sultan, o ölürse ne yapacağız? Öyle söyleme. Ölecek diyor doktor. Ne yapacağız ölünce? Ben yıkılırım. Ben de. Biliyor musun Hatice Sultan? Onun kalbini gördüm ben. Ben de. Kalbindeki aşkı gördüm. Kabe aşkını. Peygamber aşkını. Küçücük bir çocuğun kalbinde koca Medine'yi gördüm. Ben de. Hiç paramız kalmadı. Dükkan parası da bitti. Ne yapacağız? Para bulmamız lazım. Nereden bulacaksın? Bulacağım. Bulacağım. Yok be arkadaş. İşler iyice kesat. Bırakacağım bu kaset işlerini. İşin yoksa dandik kıytırık şarkıcılarla uğraş da para kazan. Yok yok. Senin şu restorana ne oldu peki? Öylece duruyor. Sinek avlıyor işte. Abi sen de müşteriyi çekecek bir sansasyon bu.
Aklını kullan. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Vay, Ahmet Erdal abi. Sen hoş geldin, geç otur şöyle. Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı? Vallahi hiç uğramaz sanıyordum seni. Sercan, bu ihtiyar delikanlı kim biliyor musun? Tabii tanımazsın. O bu piyasanın yıldızıyken sen daha çember çeviriyordun sokaklarda. Bu adam bir zamanlar müzik piyasasında stardı. Plakları yok satardı. Konserleri dolup taşardı. Söylediği türküler dilden dile dolaşırdı. Efsaneydi o, efsane. Neydi be o şarkılar? Hepsi de oynak cıvıl cıvıl şeyler. Ama sonradan hoca kesildi başımıza. Hacca gitti. Bıraktı mesleği. Türkü söylemek günahtı değil mi? Kim demiş günah diye? Türkü söylemek günah mı olur? Vay, hacı amcama bak ya. Peki türkü söyler misin? Niye olmasın? Türkü de söylerim, ilahi de. Abi bana müsaade. Peki, görüşürüz. Erol, senden bir ricam olacaktı. Buyur Ahmet abi. Peki bana nasıl ödeyeceksin borcunu? Gerekirse evi satacağım. Bu kadar ihtiyacım var demek. Çok ihtiyacım var. Ne işi bu? Kızım çok hasta. Ya. Ah Ahmet abi, kendi kendini yaktın. Kim dedi sana hacı hoca ol diye? Ne güzel para kazanıyordun. Ben hayatımdan memnunum Erol. Biliyorum, memnunsundur. Peki. Sana borç para veririm. Ama evini de satmana göz yumamam. Sana eski günlerin hatırına, eski arkadaşlığımızın hatırına, ne de olsa abimsin. Çok iyiliğini gördüm. Bu piyasaya sen soktun beni. Sana iyilik etmek istiyorum. Benim bir restoranım var. Bir iki şarkıcı bir şeyler söylüyor. Ama müşteri kesat. Hani diyorum sen de gelsen, o eski türkülerinden söylesen, millet bir efkar dağıtsa. Daha sonra istediğin parayı veririm. Ne diyorsun? İçkili restoranlarda türkü söylemem. Ayrıca ben hacıyım. Biliyorum canım. Ben sana hiç içkili restoranda türkü söyletir miyim? Merak etme. Bir damla içki yok. Aile restoranı. Vallahi. Tamam, o zaman anlaştık. Yarın akşam başlıyoruz. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Alo. Soner. Bir işim düştü sana ya. Bir kıyak yap artık bize. Yarın benim gazinoyu haber yapsana. Sizin için de haber olur. Böyle haberlere bayılırsınız. Gazeteci arkadaşlarına da söyle gelsinler. Hepiniz gelirsiniz değil mi? Tamam. Zamanında gelin ama. Geçecek.
dayanamıyorum. Allah. Ağrıları giderek şiddetleniyor. İğneleri daha sık yapmak lazım. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim kızım. İğneleri bitti. Yarın ne yapacağız? Para bulabildin mi? İğnesini alacağız kızımın. Alacağız. Her şey hazır değil mi? Hazır efendim. Peki. Bu bizim için bir fırsat. İyi kullanırsak yaşadık. Hah, işte geldi. Al şu kadehleri, kaldır. Peki efendim. Ünlü Hacı Star'ımızı karşılayalım hele. İyi buldum ya. Tabii. Çok iyi isim. Hacı Star. Oo, hoş geldin Ahmet abi. Bu ne şeref? Buyur şöyle, geç otur. Sahne kıyafetlerin de hazır. İçkisiz demiştin. Ne içkisi be abi? Ayıp ettin vallahi. 40 yıllık dostumuza yamuk mu yapacağız? Bizim sözümüz erkek sözü. Kokuyor ama. Ha, geçen hafta bir düğün vardı da engelleyemedim. Yoksa bizim burası aile restoranı. Emin ol, güven bana. Ahmet abi, sana şöhretin yolunu açıyorum. 30 yıl sonra hayranlarınla tekrar buluşturuyorum seni. Hadi sen geç içeri de hazırlan. Tam 25 kere gelmiş güvercin. Bunların hepsini güvercin mi getirdi? Tabii. Ben ona buğday veriyorum. O da bana bunları getiriyor. Canım. O benim güvercinim. Aa, yine gelmiş. Hem de gece vakti. Ahmet Erdal, yeniden sahnelere dönmek zorundasın. Medine için, küçük Medine'n için söylemelisin. Evet. Sevgili müşterilerimiz, hoş geldiniz. Evet. Tamam. Birazdan bir zamanların ünlü türkücüsünün sahnelere dönüşüne şahit olacaksınız. O sizi özledi. Siz de onu özlediniz. Bu mekan bundan sonra sizin buluşma mekanınız olacak. Evet. Ünlü efsane türkücümüz, yani Hacı Star Ahmet Erdal geliyor. Bravo Hacı Star. Bravo. Helal olsun sana. Hey aslanım benim be. Bravo. Buyur Ahmet abi. Buyur. Sahne senin. Bravo! Bravo! Nine! Kızım. Başım çok acıyor. Geçecek güzel evladım. Başım çok acıyor. Nine ya, başım çok acıyor. Ah, ah, güzel yavrum, başım çok acıyor. Tamam, tamam. Zahidem kurbanım olacak. Yine bir laf duydum. Kırmızı kolum.
Gelenden geçenden of. Nasıl bu tutmaya geldik ya? Ne bu türkü? Değiştir şunu. Değiştir. Evet, değiştir ya. Doğru söylüyor. Değiştir. Değiştir ya. Ya biraz oynak bir şeyler çal. Oynak. Hadi hola hop hop. Hoba hoba. Hadi hop. Hadi hadi. Söyle Hacı Baba, şerefine acı tutar. Söyle hacım, söyle şerefine. Arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar, lütfen. Çekme. Vay Hacı amca, süperdin. Helal olsun sana. Helal. Ne geçeydi ama ya. Hiç, Ahmet abi. Bekle. Al. Bunu hak ettin. Bundan sonra sen de ben de kazanacağız. Meşhur oldun. Paraya para demeyeceksin. Senin adını da Hacı Star diye ilan edeceğim. Bana dua et. Alsana parayı. Yazıklar olsun. Sana güvenmiştim. Çıktı. Geldi geldi. Boş ver. Restoranın reklamı oldu ya. Yarın bütün televizyonlarda, gazetelerde bizim haber. Dolup taşacak burası. Buraya da Hacı Star'ın restoranı dedik mi? Ya ama abi, bu olmayınca... Önemli değil. Artık namı var. Düşünsene. Hacı'nın göbek attırdığı restoran. Para bu oğlum, para. O bizim Hacı Star'ımız. Sahildeki Ada Müzik Hol'de. Hayranlarınız, sevenleriniz müzik holümüze bekliyoruz. Sevgili seyirciler, bir zamanların ünlü türkücüsü 30 yıl sonra sahnelerde. Hacı olduktan sonra sahnelere veda edip ilahiler okumaya başlayan ünlü türkücü Ahmet Erdal 30 yıl sonra sahneye çıktı. Eski günlerine yeniden döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İnanıyor musun söylenenlere? Yavrumuz burada acılar içerisinde kıvranırken, gün gün ölürken, benim öyle yerlerde alem yapacağıma inanıyor musun? Söyle, Allah aşkına söyle.
Sen benim 40 yıllık kocamsın. Benim için önemli olan televizyonda gördüklerim değil, senin gözlerinde gördüklerim. Ben orada senelerdir sevgiyi gördüm, sadakati gördüm, vefayı gördüm, kocamı gördüm. Ben gördüğüme inanırım. Medine, yavrum. Medine yavrum. Ah, uykusunda bile çok acı çekiyor. Ne yapacağız? İlaç parasını nereden bulacağız? Evi satacağız. Yavrum, ah güzel evladım. Ahmet amca, hoş geldin. Oo, Hacı Star. Utan, utan. Bir de hacı olacaksın. Yazıklar olsun sana. Hacılığı rezil ettin. Alo. Sen misin Hayri? Oğlum, bunu da mı bana soruyorsun? Milletin enayisi biz miyiz? Yedir birkaç kuruş oğlum. Bu devir rüşvet devri. Hacı amca be, süperdin ya. O yanındaki fıstıklar bir içim suydu. Helal olsun sana. Amca, lütfen oturun. Sizi ne ilgilendirir adamın ne yaptığı? Ne halde olduğunu biliyor musunuz? Ben bu eczaneden ilaç bile almam. Ben de almam. Keyfiniz bilir. Varsın gitsinler. Ben sizin durumunuzu biliyorum. Oğul, Ahmet amcamın ilaçlarını hazırla. Param yok. Ama evi satılığa çıkardım. Satınca... Dert etme amca, dert etme. Ne yapıyorsun kızım sen böyle? Nereye bakıyorsun Medine kızım? Aferin. Nereye bakıyorsun? Hani? Bana nereden geliyor? Geldi. Bunlar Medine toprağı. Bana Medine'den getiriyor hepsini. Ama ne diyor bu çocuk böyle? Tabii ya. Peygamberimizin Medine'ye giderken sığındığı mağaradan getiriyor hepsini. Peygamberimiz de okumuş bunlara. Ben ölünce mezarımın üstüne koyun, tamam mı? Aman Allah. Annem anlatmıştı. Peygamberimizi kötü adamlar kovalamış. Peygamberimiz de mağaraya gizlenmiş. Arkasından kötü adamlar gelmiş. İçeri girmek istemişler. Bakmışlar bir güvercin oraya yuva yapmış ya. Bu o güvercin. O güvercin. Peygamberimizin Medine'ye gitmesine yardım etti o. Bana da yardım edecek. Onun için geldi. O beni götürecek. O benim güvercinim. Ahmet Bey neler söylüyor bu böyle? Artık kalbi konuşuyor hanım sultanım. Kızımızın kalbi konuşuyor. Artık yolculuğu başlıyor.
Medine'miz Medine'ye gidiyor. Ah yavrum beni. Anneciğim, babacığım, diyeceğim anneciğim. Beni oraya mı götüreceksiniz? Bekleyin, geliyorum. Ah, başım çok ağrıyor anne. Çok. Ah. Dedeciğim. Dedeciğim. Affet kızım beni. Affet. Seni Mekke'ye, Medine'ye götüremedim. Dedeciğim. Ben Mekke'ye, Medine'ye gittim. Bak. Kabe orada. Herkes dönüyor. Bak dede. Medine. Annem babam da orada. Peygamberimizin kabrine gidiyorlar. Peygamberimiz onları bekliyor. Beni bekliyor. Ben de gideceğim şimdi. Peygamberimiz orada. Beni çağırıyor. Beni çağırıyor. Kızım diyor bana. Dedeciğim. O ilahi okusana bana. Hadi dedeciğim ne olur. Medine'ye varamadım. Gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım. Yaralıyım. 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 Ben Resul'e doyamadım. Yaralıyım. 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 Biliyor musun? Artık hiçbir tarafım ağrımıyor. Ben iyileştim. Başım ağrımıyor artık. Sen ilahi okuyunca iyileştim ben. Devam et dedeciğim. Kabe'nin örtüsü karay açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare yaralıyım. Yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare. Yaralıyım, yaralıyım. Yaralıyım. Geliyorum efendimiz. Geliyorum.